Ripple'da diyor. Zaman geldiğinde XRP'de bu formasyona dikkat şeklinde haberi görüyoruz. Bu noktada üzerine konuşup XRP coin'den bahsetmeye bulunacağız diye ifade etmem lazım. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım. İzleyen herkes hem videoya bir beğeni bırakırsa hem de kanala abone olursa gayet iyi olur diyerek de altını çizmemde fayda var. Bunları da yapalım lütfen. Hem beğenelim hem de abone olalım. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. Aynı zamanda hem videolarda orada reklam çıkmıyor. Beraberinde ana anla paylaşım imkanımız da bulunuyor. Dolayısıyla isteyenler ne yapabilir? Facebook sayfamızı da takip edebilir. Bunları da gerçekleştirebilirsiniz. Tamam mı? Facebook sayfamızın linkini videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında bırakıyorum. Tıklayarak doğrudan geçiş gerçekleştirebilirsiniz Facebook sayfamıza. Ripple'da diyor zaman geldi mi XRP'de bu formasyona dikkat. Vallahi açık konuşmak gerekiyor. Zannediyorum XRP coin'de dava süreci tamamlanmadıkça zaman gelmeyecek. Yani tabii ki burada zamanın gelmesinden kastı anlamışsınızdır. Yani fiyatlarda ciddi bir yükseliş konusu, ne bileyim sert bir yön yukarı hareket konusu. Yani davadan sonuç gelmedikçe zannetmiyorum. Tabii bu her zaman söylüyorum. Davalık bir durum yok. Sonuçta davanın konusu işte XRP coin alınıp satılabilmesi konusu değil. Yani o konuda Ripple kazanalı çok oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani her zaman bir varlığın değerlenebilmesi için çok fazla farklı argümanlar olabilir. Çok fazla farklı sebeplerle olabilir ama o varlığın cazip bir varlık olması gerekiyor. Ya işte faiz mesela merkez bankalarının faiz yükseltmesi işte aynı mantık. Ya da doların mesela bu kadar değer kazanması değil mi? Geçtiğimiz yıllara nazaran kaldı ki buradaki değerlenmenin kalıcı hale gelmesi mesela ABD'nin tabii dış ekonomisine özellikle ciddi bir zarar verebilir. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ama adamlar belli ölçüde enflasyonu dengeleyebilmek için sabit bir parayı sabit bir yerde tutması noktasında tabii ki ihtiyaç hasıl oluyor diye ifade edebiliriz. Aslında durum bu şekilde. Yani faiz yükseltmek neticede tabii ki karşılığı olduğu için para birimini ne yapıyor? Cazip hale getiriyor. Ya tabii ki tadını kaçırırsanız belli başlı farklı sıkıntılar oluyor. Bu kripto paralarda da geleneksel varlıklarda da para birimlerinde de bu şekilde diye ifade etmek lazım. İşte buradaki cazibe konusu şuradan önemli. Daha önce de ifade ettik. ETF gelecek. Şu an geldi mi? Gelmedi. İkincisi, dolayısıyla bunun fiyatlaması tabii ki zorlaşıyor. Çünkü para, bak tekrar söylüyorum, para fazla durgun. Onu ifade etmekte fayda var. Çok durgun yani. Adam mesela 2025'te gelecek. Bu tahmin ediliyor mu? Biliniyor mu? Bilmiyor. Niye fiyatlanıyor? Adam diyor ki lan zaten 2025'te gelecek. Yani dolarda durum daha iyi hesabı mesela. Bu tabii ki anlattığım çok özel bir şey. Yani bunun genel olarak bu motivasyonun çok genel noktaları da var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar önemli. Ya da adam kripto içerisinde dururken şu anda hele ki bu kadar önemli zaman dilimlerinde davanın önemi tabii SEC'le hala faal olarak mahkeme süreci devam eden bir şirketin kripto para birimini almak istemiyor diye daha da bir sürü açıkçası muhabbet sayabiliriz. İşte bütün bunlar bugün geldiğimiz noktayı ve XRP'nin hareket edemeyişini ifade ediyor. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde bu sancılı sürecin gerçekten
geçme ihtimali de aslında yüksektir. Hani bir türlü ilerlemiyor vesaire işte olmuyor, etmiyor, tutmuyor demeyin. Çok fazla varlıkta tabii ki bu tarz olaylar görüldü, gördük. Yani en yakından işte Jasmine falan gibi böyle enteresan kripto para birimleri bile uzun bir zaman boyunca ne bileyim yatayda kaldı vesaire. Öyle yaptı, böyle yaptı derken günün sonunda, daha doğrusu yılların sonunda desek daha doğru olur. Çok kısa sürede, aylar içerisinde 20-30 katın da üzerinde fiyatlarında yükseliş gerçekleşti. Değil mi? Birkaç ay içerisinde 20-30 kat gibi yükselişler oldu. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Gerekli katalizasyon olduğunda her varlık fiyat yükselişi yapar. Durum budur. Zaman geldi mi sorusu, yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir şey Ağustos'ta ve Eylül'de, Ağustos yahut Eylül gibi olması beklenen bir zaman diliminde davanın bitişi bu noktada öngörülüyor. Tabii böyle bir hareket yapılabilir, olabilir. Onu da ifade etmekte fayda var. Bir süre sonra o çile biter yani. Bitcoin piyasada düşüş yaşarken XRP dikkat çeken bir yükseliş yaptı. Ripple kripto para uzmanlarına göre konsolidasyon aşamasına abicim daha girmesi mi olur? Zaten 2 senedir konsolidasyon yapıyor. Daha girdiyse yani yükseliş elimi sürekli doğru, şunu da ifade etmek lazım. Üzerine fark ettiyseniz herhangi bir şekilde bu durumun konuşmadık. Yani faal bir biçimde bu durumdan bahsetmedik. Dün müydü ya, önceki gün müydü? Bir anda bir pump hareketi yaptı. Bir anda işte fiyatları fırladı. Nedir? XRP coin'in. Çok ciddi şekilde arttı. Devamında tekrardan sönümlendiğini, tekrardan düştüğünü görmüş olduk. Aynen bu kalıcı bir hareket değildi. Kalıcı bir fiyat yükselişi değildi. Arada bu tarz hareketler oluyor. Diğer varlıklarda da aynı şekilde çok fazla olabiliyor. Kalıcı değildi. Ya yani bu kısımda doğrusu ya da sürdürülebilir bir hareket kaynaklı değildi. Bir anda bir alıcı baskısı meydana geldi ve sonuçlandı. Önümüzdeki videolarda da yine değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum İzleyen herkese. Hoşça kalın.